Şimdi genel bir Türkçe'de akademik söylem üzerine bir konu tasarladım daha doğrusu. Bir ekran paylaşımı, şimdi güzel bir problemimiz daha var. Hocam Ekran paylaşımı korkuyoruz nasıl ya yapıyoruz? tıklamaya. Evet, ekran paylaşımı nasıl yapabilirim? Bunu bir yandan bulmaya Hocam ben de çalışıyorum. çok böyle veriler Slides'lardan galiba. kodlayında sağlam değilim. Slides'lardan mı acaba? Böyle bir şey olabilir Deneyelim mi? hocam. Benim şu an açık slides geliyor mu acaba? At new presentation sanırım burada. Dosyayı yüklemem gerekecek. Önce giriyoruz. Şu an tamam, read'i kapatayım. Presentation name akademik söylem diye yazayım. Neden acaba? Hocam acelemiz yok hiç. Ha, şu an evet, yazdıktan sonra çıktı. Evet. Şimdi birazdan evet. Şöyle. Evet, 2 dakika bekleniyor diyor. Şu an yüklemede. Sanırım bu sefer sorunsuz Hocam bu çözüyoruz. post doktoranızı bu alanda yapmanız ikililik ya da neye borçluyuz? Şöyle hocam, aslında benim işte ben geçen yıl bir yıl Duisburg-Essen Üniversitesi Türk İstik Bölümünde postdoc için gitmiştim. Daha öncesinde 2011 ve 2012 yılları arasında Erasmus'la oraya gitmiştim ama o dönem yüksek lisans dönemindeydim. Siz de çok iyi biliyorsunuz hocam o dönemi. Ben şey diyordum ya hocam biz biraz rahatız ya fakülte olarak ya da işte ne bileyim şapkanla gelsene Almanca şapkanla falan. Evet, bayağı Bak bir hocama bunu diyorduk. evet, kesin bayağı bir esprisini yapmıştık. Şu an görünüyor mu acaba? Ben bir yandan Hocam şu an gözükmüyor. gözükmüyor. Şu an normal yükledi ama niçin bu olmadı? Tekrardan deniyorum Hocam ben. olması en kötü Evet. ihtimalle hani siz de anlatabilirsiniz. Presentation. Ha, o da Ama olabilir. deneyelim. Yani bir sohbet tarzına dönüşebilir. Ama biraz bir yoğun bilgiler Deneyelim. olduğu için görünse daha iyi olurdu. Elbette Şu an ki. yüklüyor hala. Bakalım. Ya hocam post doktora da şeydir biraz Evet, şöyle yani böyle bir şey vardı. Hani yüksek lisans döneminde gitmiştim. Orada tabii yüksek lisans döneminde gittiğimde de orada yüksek lisans tezimi ilk başta 2 dillik üzerine yapacaktım. Orada okulları gezmiştim bu nedenle. 380 öğrenciye ulaşmıştık. Yani bir yazılı anlatım yapmıştık orada. Yalnız bu dosya yükledi görünüyor ve şu an ekrana gelmiyor. Neden acaba? Background grafik, turn ekran desek. Şimdi Hocam ben geçenki webinarda da beceremedim zaten. O yüzden hiç kendinizi tüm suçlamayın. ekran, pencere, tam ekran, pencereden mi? Yok, hayır. Chrome sekmesi değil. Tam tüm ekran diyeyim ben. Şöyle şunu Lütfen. açsam ve ondan sonra tüm ekran paylaşımı yapayım ben o zaman. Doğru. Şu Hocam an şu an ekranınız görünüyor görünüyor. muyuz? Evet. Şu Çok an iyi. görünüyor değil mi? Tamamdır. Süper. Evet. Ben göremiyorum sizi ama olsun, sıkıntı değil. Ben böyle devam edebilirim. Hocam biz şu an Evet. ekranı görüyoruz. Tamamdır. Çok iyi. Şimdi postdoc kısmına biraz daha değinmek isterim. O zaman yüksek lisans tezimi 2 diller üzerine Ya yapacaktım. bunu şu yüzden hocam özür dilerim lafınızı böldüm. Hani bizim çocuklara da bir ufuk açmanız açısından önemli bu hikaye Tabii bence. ki özellikle hani dil alanında çalışan arkadaşlarımız için, hatta tarih alanında çalışan arkadaşlarımız için de çok önemli. Çünkü tarih, dil, tarih, kültür hep birbiriyle iç içe. Hatta Evet. coğrafya, meşhur dil, tarih, coğrafya fakültesi de zaten çok, bu mantığın çok güzel bir sembolüdür. Dolayısıyla bu coğrafyalarda, yani artık Almanya'da, ben Almanya'da çalıştığım için Almanya üzerinde konuşayım. Bizim izlerimiz çok fazla. Ve o yüzden de çok ciddi bir araştırma sahası aynı zamanda dilciler Evet. için de, dil alanında çalışan arkadaşlarımız için de, hatta tarih alanında çalışan arkadaşlarımız için de. Çünkü 1960'tan itibaren göçler orada yoğunlaşmış ve artık yakın tarih aslında bizim için oradaki yaşananlar vesaire. Arkadaşlarımızla hep konuşuruz böyle yaşananlar hakkında. Sonrasında yüksek lisansı bitirdikten sonra
başka bir konuya geçmek zorunda kaldım başka bir danışman hocayla. 4 yılın sonunda yüksek lisansı tezimizi bitirdikten sonra hep aklımda kalmıştı. Hani bir içimde bir şey gibi kalmıştı. İki dillik üzerine çalışmak ve çok dillik üzerine çalışmak. Bir postdoc doktora sonrasında böyle bir fırsat elime geçti. Veya kendim de oluşturdum bir yerde öyle söyleyeyim. Bence siz oluşturunuz hocam. Yani eline, içimsin eline bir şey. Hatta Zuhar hocam şu an burada ona da referansta bulunayım. Şans da hazır olana güler hocam yani. Evet evet kesinlikle biraz böyle ve bu sefer gidişim tabii daha profesyonel bir gidiş oldu. O yüzden de çok mutlu oldum. Hem öğretmenlerle hem idarecilerle, okuldaki idarecilerle, okuldaki idareciler tabii Alman, İngilizce konuşarak, İngilizcemi de geliştirmiş oldum böylece. Ve işte Köln'den, Duisburg'dan, Essen'de çok fazla yok ama en azından gimnazyum düzeyinde yok. Oradaki Kesamşule'de ve Gelsenkirchen'deki Kesamşule'lerde ciddi bir hem veri toplama şansımız oldu hem öğretmenlerle, öğrencilerle ve okul idarecileriyle görüşme şansımız oldu. Böylece bir akademik anlamda iyi bir deneyim i̇şte oldu. Çok faktörlü bir şey yani. Hem öğrenciler hem idareciler hem öğretmenler. Evet evet kesinlikle. Bu arada hocam ben ekrandan yani şeyi göremiyorum. Herhangi hocam, bir soru varsa. Hocam şu an sadece sorumuzu özür dilerim lafınızı böldüm. Sorumuzu en son alalım isterseniz. Tamam, hani sizin hocam. Bütünlüğünüzü bozmayalım. Çok şu anda sağ olun. Slide'ın sadece ben göremiyorum. Evet hani herhangi bir yazılı bir şey gelirse ben onu okuyamayacağım. Onu da belirteyim. Tamam hocam ben ona izninizle size müsaade yani şey yapayım tabii. Yani. Hani tamamdır yani. Hocam çok sağ olun. Ben o zaman başlayalım. Türkçe'de buyurun. Akademik söylem. Şimdi bir sözle hani bu konuya biraz daha başlamak istiyorum. Aslında çok derin bir konu. Yani felsefi açıdan ele alınması gereken bir konu. Birazdan bunu da işleyeceğiz zaten. Hocam ben arada girebilir miyim olaya? Tabii ki, tabii ki hocam. Öyle bir hakkım var değil mi moderatör olarak? Tabii ki hocam, tabii ki hocam. Tamam. Hayır bu bir de 13 yılın şımarıklığına dayanarak söylüyorum yani sayın tabii ki hocam, izleyiciler ve dinleyiciler. Ayşe Eda hocam gerçekten yani bir sizler de olduğunuzda hani yüksek lisans ve doktora sınıf arkadaşlıkları çok farklı oluyor gerçekten de. Çünkü ders vermiş konuş oluyorsunuz. Not paylaşmamış oluyorsunuz, sınavlar geçirmiş oluyorsunuz. Böyle bir ortamda karşılaşmak da çok güzel. Çok teşekkürler çok bu fırsatı verdiğiniz için de. Yani. Ben teşekkür ediyorum. Şu an o kadar olun. Çok güzel gidiyorum ki. Sağ olun. Yani gerçekten. Sağ olun. Evet. Sağ olun. Şimdi ben başlayayım. Şimdi bir konuda yazı yazmak aslında yani hep şöyle derler. Uzun uzun anlatmak çok marifetmiş gibi düşünülebilir veya detaylı anlatıyorum, çok sözcükle anlatıyorum. Aslında her zaman kısa yazmak daha zordur. Yani bir konuda iyi yazılmış bir yazı hemen her zaman aynı konuda kötü yazılmış bir konudan yazıdan daha kısadır. Ve daha kolay hatırlanır diyor Medavar. Yani aslında şurada bizim meşhur da bir söz de var. Hani eğer basitçe anlatamıyorsan anlamamışsın demektir. Yani anladığınız konuyu, bildiğiniz konuyu çok daha derli toplu ve kısa ve net bir şekilde açıklayabiliyor olmanız gerekir. Şimdi bunu söyleyip de başladıktan sonra umarım ben de derli toplu bir sunum yapabilirim. Böyle bir kendimi de şeye atmam hani. Ama genel her zaman gerçekleri söylemek zorundayız. Konuya hakim olanlar, konusunu iyi bilenler net bir şekilde açıklayabilir. Eğer bir konu uzun uzun konuşuluyorsa, dağınık konuşuluyorsa o zaman hani genelde hani yabancılar so what derler, bizimkiler derler. Hani normalde biz ne oldu falan şimdi gibisinden. Dolayısıyla kısa açıklamamız gerekir. Bilimsel yazılarda da açıklık ve netlik olmazsa olmazdır. Açık ve net bir şekilde anlatmamız gerekir. O yüzden böyle metaforlar, edebi sanatlar vesaire hani laf sokmalar, edebi tenkitleri bu tarafı, bir tarafı şey, bilimsel tenkitleri veya bilimsel eleştirileri veya bilimsel cevap yazılarını bir kenara bırakacak olursak ki orada açıklık esastır. Açık ve net olmamız gerekir. Yani bilimsel yazıların en önemli konusu açıklık ve netliktir. Bu hem anlaşılmayı kolaylaştırır, karşı tarafa net kendimizi ifade ederiz hem de konuya hakim olduğumuzun da bir göstergesidir. Şimdi dil bilginin üretiminde, adlandırılmasında,
korunmasında ve paylaşılmasında önemli bir rol üstlenir. Bir bilimsel bulgu belirlenme, çözümlenme, tanımlanma ve adlandırılmadan sonra ilgililerle paylaşıldığı zaman gerçek bir bilgiye dönüşmüş olur. Bu süreçte araştırmaya farklı diller, terminoloji ve terminoloji ve ifade imkanı sunar. Burada aslında benim açıkça söylemek istediğim şey şu ilk başta. Dil bilginin üretiminde, adlandırılması ve korunmasında ve paylaşılmasında son derece önemli bir rol üstlenir. Çünkü dil ve düşünceyi de birlikte düşünecek olursak, yani dil ve düşünce etkileşimini birlikte düşünecek olursak, bilginin üretilmesi için mutlaka dilin ve düşüncenin sınırlarını, o bilgiyi kapsayabilmesi gerekir. Ne demektir bu? Şimdi üniversiteleri alalım. Aslında üniversiteleri ben belki itiraz edenler